peki özür dileyerek araya gireyim, sizden müsaade peki, istiyorum. Savaşçılar. Amerikan Başkanı Joe Biden'dan e bir mesaj var, bir videolu teşekkür mesajı bu. Diyor ki dün Türkiye İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasisiniz, diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz. Bir videoyu da izleyelim. Evet Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, videolu teşekkür var. Bu özel özellikle bunu ben ilk kez görüyorum videolu bir teşekkür. Doğru ama, mu? Daha öncesi var mı? Hatırlıyor muyuz? Yok şeyi hatırlamıyorum ama yani şimdi Biden'ın yeni bir... E, ama yani çok önemli bir iş bu. Neden önemli? Neden bu kadar önemli? Yani çok Sayın önemli peki... bir konu. Özür dilerim. Ee, şunun için önemli. Ee, Biden'e başkanlık seçimlerinde çok güzel bir şey verdik. Buyurun devam edin lütfen. Başkanlık seçimleri kazanması için çok iyi bir e, hediye. hediye verdik. Ne demek bu? Yani şöyle söyleyeyim. E, yani bu e, önemli konu hem NATO için çok önemli, Amerika için çok önemliydi, Amerika için çok önemliydi. Hem de Başkan için çok önemliydi çünkü Başkan eğer Putin şey Trump katılırsa seçimlere büyük ihtimalle Biden da bir sene sonraki seçimlere katılacak ve bu başardı Biden'ın başardığı şeylerden bir tanesi önemli kolların bir tanesi de bu olacak ve bu bu konu seçim malzemesi olarak kullanacak kullanacak orada. Şimdi tabii ki Biden iki taraflı kazanmış zaten bu şeyin her zaman olduğu gibi. Bu şeyin kazananı Amerika Birleşik Devletleri. Bu zirvenin kazananı Amerika Birleşik Devletleri. Peki. Yani Böyle bir video Amerika hazırlanmış. İsveç girdi Aha. ama Aha. İsveç en az 50-60 tane uçak alacak. F-35 alacak. hava son mesela şu anda Fransa ile Amerika arasında sorun var. Ne sorunu var? Zaman zaman soruyorlar. Fransa, İtalya ve şeyin ee, Almanya'nın ortaklaşa yaptıkları hava savunma sistemi var bir tane. Türkiye de ondan almak istiyor. Amerikalı e, grup diyor ki hayır. Biz size Amerikalılar hava savunma sistemi verelim. Ee, bütün e, Avrupa'nın hava savunma sistemi işte Patriot vesaire olsun. Peki. Özel de Bey... öyle, uçaklar da öyle. Bütün Avrupa'nın e, uçakları bir süre sonra tamamen e, şey olacak, F-35 olacak. Yani Peki. korkunç bir bağlılık olacak. Yani binlerce uçak e, Amerika'nın dan gelecek yedek parçaya vesaire falan bağlı olacak, bakıma bağlı olacak. Hı hı. E şimdi İsmail Bey e, tabii bu kazandı döndü ülkesine hani e, teşekkürü vesaire e, mutlu öyle mi? Mutlu ya şunu söylemekte fayda var şimdi. Evet. E, çok mutlu. 2021'de Roma'daki G20 zirvesinde iki görüşmede e, Biden şöyle bir yol izlemişti demişti ki ya ben görev süren boyunca Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltmeye çalışacağım. Hatta laf arasında şunu da ima etmişti. Siz bizim dışarıda söylediklerimize çok bakmayın. Şimdi aynı Biden bu seneki G20 zirvesinde Bali'de ne yaptı hatırlayın. Ee, Polonya'ya bir S-300 füzesi düştü. Bunu Rusya mı ateşledi yoksa Ukrayna'dan mı geldi belli olmadığı sürede Bali'deki otelinde kaldığı otelde oradaki birkaç tane daha NATO üyesi ülkeyle beraber hemen küçük çaplı bir toplantı yapmıştı. Şimdi aynı Biden'ı bugün getirdiğimiz nokta ya da aynı Biden'ın bugün geldiği nokta bir teşekkürlü video mesajı yayınlamış olması. Hı hı. Ama Amerika istediklerini aldı mı? Evet Amerika istediklerini aldı. Niye? Bakın Türkiye'ye sattığı uçaklardan ve modernizasyon kitlerinden Amerika Birleşik Devletleri para kazanacak mı? Kazanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuvvetlenmesi aynı zamanda neyin kuvvetlenmesi? NATO'nun güney kanadının kuvvetlenmesi. Petri, yani e, biraz önce söylediğim hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk uçak sanayini bitirdikleri işlemin aynısını bugün bütün ÇE'ye day dayatıyorlar. Bütün Avrupa'ya dayatıyorlar. Bakın İsveç e, savaş uçağı üretemeyen bir ülke değil. İsveç savaş uçağı üretir. Saab'ın e, ürettiği savaş uçakları vardır. Brezilya Hava Kuvvetleri'nin falan da dörtte üçü yani İsveç'in ürettiği savaş uçaklarındandır. Griffinler Griffin Gripen, var. Gripenler yani ve şeydir çok dar mesafeye inebilen falan... Yetenekli uçaklardır. Dört buçukuncu nesil diye geçer. Meteor füzesi ateşleyebiliyor. Mesela F16'lar meteor füzesi ateşleyemez. Ama Gripenler, F35'ler, Eurofighter'lar, Rafael'ler, şey ateşler, meteor füzesi ateşler. Şimdi ha. Biden evet kazandı. Türkiye'nin aldıkları var ama iyi yaşa. <laughs> ee, geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupayı kendine bağımlı hale getirdi dedim ya kaya gazını da sattı yani bu savaşın kazanın olmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. İsveç'in NATO üyeliği satacağı şeyler. Ha son bir not Amerika nasıl bir ülke biliyor musunuz? Bakın e, ismedi konuşuyorduk ya biz hani Yunanistan Exxon Mobil Amerika'nın enerji devi. Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson evet. e, Exxon Mobil'in CEO'suydu. Peki Amerikan Savunma Bakanı Austin'in Oradaki görevini bitirdikten sonra Patriot'ta çalıştığını biliyor muyuz? Patriot füzelerini üreten şirkette yardımcı, ya başkan yardımcılığı yaptı. Amerika e, silah satma konusunda inanılmaz hünerli bir ülkedir. Hiç durmadan yürür. Ha, uzun bir vadede eğer Amerika Türkiye ilişkileri biraz düzelirse bizim de konuşabileceklerimiz var. Nedir? Bakın Katsa 231 yasası özü itibarıyla ülkelere değil kişilere ve kurumlara yaptırım uygular. Mesela biz F35 meselesini gelecekte tartışmaya açabilir miyiz? Olmayacak bir şey değil, yasanın ruhuyla alakalı. Ama ilk başta Amerika'yı gerçekten müttefik olduğumuzu hatırlatmak ve müttefik gibi davranmaya zorlamak zorundayız. Bu da o zorlamanın dışarıya yansıyan bir hali deyip e, fena olmadı diyebiliriz. Çünkü Trump gibi öngörülemeyen bir adamdan, yani acayip bir adamdan, ha bu arada eee Paşamın söylediğindeki bir riski söyleyeyim. Trump adayı olursa, başkan yardımcısı adayı kim biliyor musunuz? E, Michael Pompe Pompeo, Amerika'nın e, Trump dönemindeki son Dışişleri Bakanı, Türkiye'den hiç hoşlanmayan <laughs> ve daha ziyaretine bile uğramayan bir e, adamdır o. E, eğer Trump aday olmazsa başkanlığa aday adayıyım, eğer Trump aday olursa da ben başkan yardımcılığına adayım diye açıklama yaptı. Mesela Türkiye için kabus senaryosudur. Trump'la Pompeo'nun bir arada dönmesi. Onu da hatırlatmış. Trump'ın zaten adaylığını bekliyoruz değil mi? Evet, Trump'ın adaylığını bekliyoruz. Yani orada cumhuriyetçi bir valiyle beraber yarışıyor. Ama yani Trump-Pompeo ikilisi Amerika'da Hela. bir kez daha iktidara gelirlerse Türkiye için sıkıntılı bir süreç olur. Peki, İsmail Yükel bu video için siz ne diyeceksiniz? Bir izleyiciler için Biden ne diyor Erdoğan'a? Ben onu hemen tekrar bir dillendireyim. Diyor ki Biden, ABD Başkanı. Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı, bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz. Bu video, görsel altında mesajıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanmış.